Merhabalar. Bugün TOKİ hakkında konuşacağım. TOKİ, 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 TOKİ. Şimdi TOKİ diyorlar ya 250 bin konut yapacak. Yani yapacak. Evet. Yani nasıl anlatayım? Şimdi bu konutları TOKİ yapmıyor. Bu konutları müteahhitler yapıyor. Müteahhitlerin durumu el verdiği ölçüde yapar. İnşaat maliyetleri 10 kat artarsa 100 tane daire yapan müteahhit 10 tane de daire yapar. Yapabiliyor hale gelir. Şimdi müteahhitlerin durumu düşüyorsa yani konut fiyatları, maliyetler artıyorsa nasıl bu kadar çok TOKİ yapılacak? Ki önceki yapılacak diye söz verilip de yapmayanlar da var. Yani biz bu işten muzdaribiz. Niye muzdaribiz anlatayım. Bize geldi devlet yetkilileri. Yani şu tarihten önce arkadaşlar 2018'in Nisan-Mayıs ayından dedik ki biz size TOKİ yapalım. Yapın. İyi. Tamam. Ne gerekiyor? Hemen yaparız. Hemen yaparız. Ne gerekiyor? Para vereceğiniz. Kaç para? İşte 6 bin lira bir yatırın. Kura çekelim. Ya da olmadı 4 yatırın. Küçük isteyenler 4 yatırsın. Büyük isteyenler 6 yatırsın. Kura çekelim. İyi. Çektik. İşte çekme sonucu yeterli diyelim 300 2018'in Mayıs'ından bahsediyorum. 300 kişi başvurmuş o civarda. 300 kişi ne oldu arkadaşlar? Tamam hepsine çıktı. Bu 300 kişiye çıktı. Çünkü ben 300 tane yaparım dedi TOKİ. Tamam iyi anlaştık güzel ama dedi 6000 lira bayılacaksınız. 3 artı 1'ler için 2 artı 1'ler için de 4000 lira bayılacaksınız. Tamam dedik. Yani 1,5 senede yapacaksın nasıl olsa. Verdik parayı arkadaşlar. Sonra dediler ki ya bu 2 artı 1'ler küçük 75 metrekare. Onu biraz daha büyütelim. Tamam büyütelim. Bir daha başvuru yapalım. İsteyen dilekçe versin. 75'ten 85'e çıkaralım. Dilekçeyi verdik. Bu sefer Eylül ayında hani başvurmayanlar vardı. Bir de onlar belki canı ister bir daha ek başvuru aldılar. Çünkü konut çok, sayı az. Konut çok, sayı az. Yani daha çok başvursunlar ki biz blokları tamamlayalım. Yani 15 blok yapacağımız 16 blok yapalım. Yani daha çok başvuru istiyorlar. 1000 kadar personel var. Memurlara yapılacaktı. Üniversite memurlarına, çalışanlara. 1000 kadar personel var. 1000 kadar talep çıkmadı. Yani 300 falan çıkmadı. Yani belki 250, belki 260 çıktı. Sonra bir daha açılış yaptılar. Eylül'de. Şu Eylül'de yapılan proje. Eylül'de bir daha kura istendi. Bunu da işte hem 75-85 olsun hem 3 artı 1'ler daha büyük 3 artı 1 olsun falan filan bunlar vardı. Ve fiyat da şöyle bir şeydi arkadaşlar. Fiyat benim anlaştığım fiyat 85 metrekare daire için 156 bin liraydı o gün. Benden 4 bin lira aldılar. Bazı kişilerden 6 bin aldılar. Yani şu 3 artı 1'lerden 6 bin aldılar. Bu ne parasıydı? Bu sen parayı ver sakın ha ev alma. Yani şimdi dışarıda da aynı TOKİ yapılıyor arkadaşlar. Aynı TOKİ aynı 2018 tarihlerinde üniversitenin 2 kilometre yukarısında yapılıyor. Şimdi diyor ki ona 85 metrekareyi sen diyor ki 500 lira para ver çıkarsa 500 lira para ver çıkarsa diyor. İşte sana 2 artı 1 85 metrekareyi 90 bin liraya vereceğim. Bana ne diyor? Aradaki fark 2 kilometre uçuşu. Bana diyor ki sen diyor 4000 lira para ver çıkarsa ben sana 156 bin lira yapacağım, vereceğim diyor. Ya arkadaş yani bu iki kattan daha fazla bir fark var arada. Hadi diyoruz hani üniversitenin içinde en azından alan kişiler belli, satan kişiler belli. Verelim yani %50 daha fazla para verelim. Yani başvuru ücreti de diyor ki 6000 lira diyor. Ona 500 lira diyor. Bir ay içinde geri iade ediyor çıkmayınca. Şimdi bizden topladılar bu paraları arkadaşlar. 2018'in Mayıs'ında 6 bin lira, 4 bin lira. Sonra Eylül'de bir daha ek topladılar. Onlar çok az bir kısım. Sonra bu TOKİ olmadı arkadaşlar. Sene 2022'nin Temmuz'una bu 2018'de başlarında yatırdıkları 6 bin liraları, 4 bin liraları geri iade etmişler hesaplarına. Ben o hesapları kullanmayı bilen bırakmıştım yani.
Yani o hesabı, yatırdığım hesabı, Ziraat Bankası hesabını kullanmayı bile bırakmıştım. 5 sene geçmiş aradan. E ne olacakmış, olmayacakmış falan da filan da. E kardeşim, şimdi burada 300 tane insan var başvuru yaptı diyelim. Zaten 300 bilmem daha fazla konut var. 315 konut var. Bu 300 tane başvuru yapan 6.000 lirasını 4.000 lirasını alan adama ne dedin sen? Aman ha, başka bir yerden konut alma. Ben senden fahiş miktarda başvuru ücreti alıyorum. Yani ciddi bir miktar ev fiyatın o günlerde ciddi. Yani o günün bugünün 4.000 lira, yani bu o günün 4.000 lirası bugünün 60-70 bin lirasına tekabül eder. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Sen diyor bizi bekleyeceksin diyor. Bak hani sen bırakırsan ben buraya 16 tane blok yapacağım. Sen bırakırsan bunlar ortada kalacak. Bu sefer boşu boşuna para vereceğiz müteahhite demek istiyor. İşi bozma diyor. Yani bıraktırmak istemiyor. Niye 500 lira toplamadın? Hadi topladın 500 lira. Bir ay sonra çıktı çıkmadı. Niye geri vermiyorsun? Neyse, zaten verilmedi. 5 sene boyunca verilmedi arkadaşlar. 5 sene sonunda hesaplara bu paraları yatırmışlar. Proje olmayacakmış arkadaşlar. Şimdi bir bu TOKİ denen şahıs üniversitenin değerli arazisini kendi üzerine yaptırdı. Rektör Bey üniversitenin değerli arazilerini TOKİ'nin üzerine yaptırdı. Oralarda da bir şeyler yapmaya çalıştı. Olmadı. Ondan sonra şu an aynı proje, bu 315 adet projeyi dedim ya, bizim zamanımızda başvuran üniversitenin dışarıda yukarıda bir yere yapılan projenin aynı yerine aynı proje yine yapılıyor. Kime yapıldığı söylenmiyor. Yani aynı proje metrekareleri, daireleri hepsi aynı. Oraya aynı yapılıyor. Şimdi onlara 90 bin TL'yi sattığı daireleri biz de aynı bölgede yani size yapıyoruz deseler, o da denmiyor. Size yapıyoruz deseler dolayısıyla o 90 bin liraya alanla, yani biz şu an bize yapıyoruz deseler, şu an 2 artı 1'e 400-500 bin lira para çekecek Tokyo. Yani ne yapacağı belli değil arkadaşlar. Yani çünkü o adam 90 bin liraya o gün aldı. Yani 2020'nin başında teslim aldı bu daireleri. 2018'in ortasında başvuru yaptı. Biz de aynı 2018'in ortasında başvuru yaptık. Tarihi 2022, ortada bir şey yok. Yani o adam satıyorum dese, ben 500 bin liraya 90 bin aldı zaten. Kaç kere de şey geldi. Ne o? İndirim geldi arkadaşlar. Kaç kere de indirim geldi. O satıyorum dese 500 bine satar. Bize 500 bin liraya alırsak zaten şu an o yerleri, zaten öyle bir şey de söylenmiyor, verileceğiz de demiyor arkadaşlar. Organize olarak dolandırılma oluyor bu iş. Yani hem üniversitenin malına çökme oluyor, hem de adamların beşer onar binler kaç parasını alıyorsun. 5 sene bekletiyorsun. Yani şöyle bir ince bir durum var. Bu 300 tane memur arkadaş, bu adamlar başka yerden bir şey alamıyor. TOKİ bize yapacak, TOKİ bize yapacak. Aradan 5 sene geçiyor, ben size yapmayacağım diyor. E kardeşim, o zaman 5 sene önceki 90 bin liralık ev bugün ikinci el olarak 5 sene eskitmiş adam 500-600 bin istiyor. Sahibinden.com'a bakalım, 600 bin liradan aşağısa beri gelsinler. Dolayısıyla olay burada kilitleniyor. Bu insanları, yani bir dolandırılmış gibi bir durum var şu an. TOKİ'nin dolandırılması gibi bir durum var. Hem üniversitenin arazisine kondu, hem adamları 5 sene bekletti, başka bir yerden bir şey aldırmadı. Madem o zaman evler ucuzken aldırsaydım, bu kadar enflasyon, bu kadar insanların maaşları eridi. O günün şartlarında memur maaşı iyiydi. E bugünün memur maaşı bir asgari ücretle. Yani gerçek söylüyorum arkadaşlar. Yani memur maaşı şöyle göstereyim. Yani yalan değil. Bakın burada memur maaşı şu an 8.700. Şimdi bu memur ek bir mesai yapmıyor. Devlet mesai ücreti vermiyor bu memuruna. Ama asgari ücretli çalışanların hiç kimse asgari ücret çalışmıyor. Ek mesai yapıyor. Cumartesi pazar geliyor. 5.500 ise maaş, onu ikiye katlayabiliyor ya da 8.5'a kadar çıkartabiliyor arkadaşlar. Ek mesai yapıyor. İşçi ek mesai yapınca ikiye katlıyor. Yani mesai ücretleri fazla. Dolayısıyla arkadaşlar, birçok işçi zaten %80'i, %90'ı 8-9 bin civarında para alıyor. Yani mesaiyle alıyor bunu, ama genelde memura sorduğun zaman mesai kalmak istiyor mu? O da kalırım der, ama mesai ücreti devlet vermiyor ki. Ne oldu?
Sen şimdi memuru asgari ücretleriyle eşitlemiş oldun. Şimdi bu durumda bu adamlar 15-20 sene okumuş, buralara gelmiş. Şimdi bir şey yapacağım dedin. TOKİ yapacağım, onu bunu yapacağım dedin. O da yalan çıktı. Dolayısıyla burada her şeyin açık. Yani şu an artık o memurun maaşı da eridi. Yani memurun maaşı eşittir asgari ücret. Yani asgari ücret değil, siz asgari ücret olarak görmeyin. Ek mesailerle %40 üstüne çıkıyor diye düşünün. Hemen hemen memur maaşı. Şimdi bu adamlar hem ev aldırmadın, hem evsiz kaldılar, kirada oturdular, hem de seneler geçti, 5 sene 6 sene geçti aradan. Şimdi bu adamların maaşları da düştü. Bu adamlar şimdi ortada kaldı. Evet, bu memurlar ortada kaldı. Ne diyor TOKİ? Hiçbir açıklama yok arkadaşlar. Sadece paraları geri iade etmiş. Yani para 10 kat değer kaybettikten sonra paraları geri iade etmiş. Bu TOKİ'ye gelin siz güvenin. Gelecekte iyi iş yapacağını düşünün bu TOKİ'nin. Dolayısıyla ben TOKİ'ye güvenmiyorum arkadaşlar. Zaten bu daireleri TOKİ yapmıyor. Yani benim bu konumda 90 bin lira derken TOKİ 2 kilometre öteye 156 bin lira diyor. Arkadaş nasıl bir hesap yaptınız? Yani bunun dediği vakit işte bu hesabı yaptığı vakit 2018'ler. Nasıl bir hesap yapıyorsunuz? Yani bu dolandırma değil de nedir arkadaşlar? 90 bin liraya ben şu an oturduğum yer TOKİ 4. 85 metrekare alan yerler 90 bin liraya satıldı o gün. Şu an buranın 85 metrekaresi o gün 156 bin dedin. Yani 2 kilometre farklı diye bu kadar fiyat farkı olur mu? Yani şöyle düşünün. Birine 1 milyon diyor, 2 kilometre ötede bir daha yapıyor, sana diyor 1,6 milyon. Yani böyle fiyat politikası olan bir kurumu şiddetle kınamak lazım arkadaşlar. Üniversite personeline açıkta yani yüzüstü bıraktı bu kurum. Yapacak bir şey yok. Bu kurumu güvenip de TOKİ şöyle yapacak, gelecekte böyle yapacak, şunu yapacak, bunu yapacak böyle şeyleri düşünen varsa beri gelsin. Herkese iyi günler.